Burada yapacağı şey var. Bakın, şimdi sinir sıkışmasından şikayet eden insanlara özellikle ellerde veya boyun kısmında sinir sıkışması teşhisi var ise doktor tarafından yapılacak şey şu. Şunu mutlaka soracaksınız. Uyuşmalarınız var mı diye. Evet, uyuşmam var dedi. Bakın, şimdi sinir sıkışması diyor ama en önemli ikinci semptomu söylemiyor. Uyuşukluk, yani uyuşma. Uyuşukluk, pardon, o yanlış bir kelime. Önce kiraz sapıyla ısırganı hazırlayacaklar. Önce bunu içecek bir defa. Bir hafta içmesi evelallah o uyuşmalar gidecek. Evelallah kaybolacak. Nedir? 25-30 tane kurutulmuş kiraz sapını bir bardak suda önce bir 5 dakika kaynatsın. Daha sonra 5. dakikadan sonra, hatta 3. dakikadan sonra da atabilir ama önce kiraz sapı kaynayacak. Bu 25-30 tanesi 3-5 dakika kaynadıktan sonra bir tutam ısırgan ilave edeceksiniz. Yeşil ısırganlardan, yani yeşil olarak kurutulmuş. Buyurun, burada da mükemmel bir örneği var önünüzde. Hani böyle gri sararmış gibi olanlar varsa onlar raf ömrünü doldurmuştur. İşte böyle bundan bir tutam 5-6 gram da içine ilave edeceksiniz. Kim benim kolumda uyuşma var diyorsa, dilimde uyuşma var diyorsa evelallah bakın bu uyuşmayı alacaktır. Şimdi gelelim, bunu 15 gün uyguladınız. O 2-3 gün içinde, 3 güne bile kalmaz o uyuşmalar evelallah kaybolur. Şimdi arkasından ne uygulayacak? Sinir sıkışmasına bağlı şikayeti var. Bu da şeyden, eşini kaldırıyor ya, Tabii ne işte kadar zor tabii hareket ağırlık, ettiriyor. özellikle bayanların ağırlık kaldırması biraz şeydir. Tabii çok fazla ağır Riskli. olmaması lazım. Ve burada yapacağı şey ardıç yağı. Bildiğimiz ardıç yağı ama doğal olanı kullanacak. Şimdi efendim, hep söylüyorum, ben gene de söyleyeceğim. Ardıç yağı diyorlar, lavanta yağı diyorlar. En ucuz yağ işte nedir? Biliyorum. Ayçiçek yağı veya pamuk yağı, pamuk çekirdeği yağı. Bunu alıyorlar, işte koca bir varilin içine bunu, yağı dolduruyorlar, basıyorlar içine lavanta çiçeğini. Sadece Bu bir kokusunu hafta alıyoruz. kapalıyor tabii. Ondan sonra o yağ mis gibi lavanta kokuyor. Küçük şişelere de böyle dolduruyorlar. Buyurun 5 lira işte veya 10 lira her neyse Biz bunu size lavanta anlayamaz yağı. mıyız? Kokusu da Yani benziyor. Nasıl şimdi yapacağız? efendim, onu döktüğünüz zaman anlarsınız. Yani lavanta yağının, bakın, lavanta yağı böyle çiçeğinin rengine doğru gider. Yani bir şeyin üstüne dökün böyle, Ha, yavaş kağıdın yavaş üstüne lavanta peçe. rengini Evet, yani hafif o lavanta rengini alır. Bakın şu ne ne kadar muhteşem bir güzel. resim. Evet, yani işte o rengi alır. Hafif o mavi tonu yakalamanız lazım. Açık deniz mavisi gibi. Eğer o yoksa bilin ki o ucuz bir yağ kullanmıştır. Ardıç yağı da hafif sarımtıraktır. İşte onun için çok rahatlıkla diğer yağlarla karıştıra ayırt etmeleri zor. Ama ben onu kokladığım anda algılarım. İşini bilen bayanlar da, yani bizim kadınlarımız hem zekidir hem akıllıdır. Yeri gelir zekasını kullanır, yeri gelir aklını kullanır. Koklar, dikkat ederse gerçekten, yani onun ardıç yağı olup olmadığını, lavanta yağı olup olmadığını anlar. Evet, ardıç yağı ile masaj yapacak. İyi. Günde bir defa, pardon, bir sabah bir akşam bunu yapacaklar. Evelallah çok faydasını görecek. Çünkü o uyuşmaların önce bir kalkması lazım ki ondan sonra, yani ikinci, üçüncü günden sonra da ardıç yağı etkisini göstermeye başlar. Peki. Erzurum'a